Dördüncü sınıf matematik dersi çıkarma işleminde tahminle ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Bir parti için yapılan 4238 mililitre limonatanın 2112 mililitresi tüketildi. Kalan limonata miktarı yaklaşık olarak kaç mililitredir diyor. Bakın sorunun sonunda yaklaşık ifadesini kullanmış. Yaklaşık yaptığın zaman burada sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlayıp o şekilde tahmin etmemiz gerekiyor. Sevgili öğrenciler, sayıları en yakın onluğa yuvarlayıp tahmin edersek daha yakın bir sonuç elde ederiz. Sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayıp tahmin edersek daha hızlı yaparız ama onluğa yuvarlamaya göre daha uzak bir tahminde buluruz. Öncelikle ben burada gerçek işlem yapmak istiyorum. 4238'den 2112'yi çıkartacağız sevgili öğrencilerim. 8'den 2 çıkarsa 6 kalır, 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır, 2'den 1 çıkarsa 1 kalır, 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Buraya yazalım. GS ne oldu bu? Gerçek sonuç. Şimdi de yüzlüğe yuvarlayarak tahmin edelim. 4238'in yüzlüğe yuvarlamayı hatırlayalım. Son iki basamağına bakıyorum sevgili öğrenciler. 50'den küçükse kendi yüzlüğünde kalır. 38 sayısı 50'den küçük kendi yüzlüğünde kalır. Yani 4200'e yuvarlanır. Burada da aynı şekilde. Son iki basamağına bakıyorum. 12 50'den küçüktür kendi yüzlüğünde yuvarlanır. O da 2100'e yuvarlandı. 4200'den 2100'ü hemen çıkartacağım. 0, 0, 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. 2100. TS yazıyorum buna yalnız. Tahmini sonuç. Yalnız bu en yakın yüzlüğe yuvarlanarak yapılan tahmin. İkisi arasındaki farka bakar mısın? 26 sayılık bir yaklaşma bulmuşum burada. Şimdi de en yakın onluğa yuvarlayarak yapalım. Bakın birler basamağına bakmam gerekiyor. 5 ve 5'ten büyük olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlanır. 8 var. 5'ten büyük. O zaman 4230'dan sonra ne gelir? 4240 gelir. 4240'ımı yazdım. 2112. Birler basamağına bakıyorum. 2 var. 5'ten küçüktür. Kendi onluğunda kalır. Kendi onluğunda zaten 2110 eder. Çıkartma işlemine bakıyorum. 0. 4'ten 1 çıkarsa 3 kalır. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Burada da 2130 buldum. Tahmini sonuç olarak. Kırmızı olan işlem en yakın yüzlüğe yuvarlanarak tahmini sonuç. Mavi olan işlem ise en yakın onluğa yuvarlayarak tahmini sonuçtur. Şimdi baktığım zaman en yakın onluğa yuvarlayarak yapılan sonuç gerçek sonuçtan 4 fazla olduğunu görüyorum. 4 fazla. Ne kadar yaklaşmış değil mi? Buraya baktığım zaman yüzlüğe yuvarlayarak yaptığım tahmini sonuç ise 2126'dan 26 eksiktir. Yüzlüğe yuvarlayarak yapılan yuvarlamayla daha hızlı işlemini yaparsın ama daha uzak sonuçlar alırsın. Onluğa yuvarlayarak yapılan işlemlerde ise daha geç yaparsın işlemini ama daha yakın bir sonuç elde edersin. Bir etkinliğimiz var. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuçlarını verilen sayıları önce en yakın yüzlüğe sonra da en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz diyor. Son iki basamağı 69, bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. 4500'den sonra gelen yüzlüğünde 4600 olur. 2411, son iki basamağına bakıyorum. 11, 50'den küçük kendi yüzlüğünde kalır. O da 2400'e yuvarlandı. Çıkartma işlemine geçtim. 0, 0, 6'dan 4 çıkarsa 2 kalır. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. 2200, en yakın onluğa yuvarlayalım onu. Birinci sayımız 4570 olur. Yazıldı. 4570. Diğeri de 2410 olur. 2410'u da yazdık. Çıkarttım. 0. 7'den 1 çıkarsa 6 kalır. 5'ten 4 çıkarsa 1 kalır. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Bunu da 2160 şeklinde yaptım. Gerçek çıkarma işlemine de bakalım burada. 9'dan 1 çıkarsa 8 kalır. 6'dan 1 çıkarsa 5 kalır. 5'ten 4 çıkarsa 1 kalır. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Gerçek sonucumuz da 2158. Dediğim gibi onluğa yuvarlayarak daha yakın sonuçlar elde edersiniz ama işleminiz uzun sürer. Eğer işlemin kısa sürmesini istiyorsan, daha pratik yapmak istiyorsan o zaman 4 basamaklı sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak senin çıkarma işlemi yapman gerekiyor. Bir diğer işlem, öncelikle gerçek sonuca bakalım. 16'dan 8 çıkarsa 8 kalır. 15'ten 8 çıkarsa 7 kalır. 15'ten 8 çıkarsa 7 kalır. 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. Gerçek sonucumuz 2778. Şimdi en yakın yüzlüğe yuvarlıyorum. Son iki basamağa bakın 66. 50'den büyük. Bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. O da 6700 olur. Son iki basamağa 88. 50'den büyük. Bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. O da 3900 olur. Çıkartıyorum. 0, 0. 17'den 9 çıkarsa 8 kalır. 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır.
2800 yuvarlayarak buldum. En yakın yüzdeye yuvarlayarak buldum tabii ki. Şimdi de en yakın onluğa yuvarlayacağız. Bakın birler basamağında 6 var. Bir sonraki onluk. 6660'tan sonra gelen onluğum 6670'tir sevgili öğrenciler. Yine birler basamağında 8 var. 5'ten büyüktür. 3880'den sonra gelen onluğa bakacağız. O da 3890 eder. 3890'ı yazdık. 0'dan 0 çıkarsa 0 kalır. 7'den 9 çıkmaz. Onluk kaldım. 5 kaldı. 17'den 9 çıkarsa 8 kalır. 5'ten 8 çıkmaz. Onluk kaldım. Burada 5 kaldı. 15'ten 8 çıkarsa 7 kalır. 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. Bu da 2780. Bakın en yakın onluğa yaparak yapılan tahminler daha yakın olur. 2778, 2780. İki farklılık var. 2800'de ise 22 sayılık bir fark var. Ama 6700'den 3900'ü zihinden bile çıkartabilirim. Şimdi bunlar sizin karşınıza etkinlik olarak gelir. Der ki işte bu sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak ya da yüzdeye yuvarlayarak tahminlerde bulununuz der. Şimdi etkinliğin üzerinde hangi sayıya onluğa mı yüzdeye mi yuvarlayarak yapıldığı yazıyorsa ona uyman gerekiyor. Ama 4 basamaklı bir sayıda, 5 basamaklı bir sayıda senin o sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahminde bulunman gerekiyor. 9243'ten 3771'i çıkartacağım. Gerçek sonuca bakalım öncelikle. 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. 14'ten 7 çıkarsa 7 kalır. 11'den 7 çıkarsa 4 kalır. 8'den 3 çıkarsa 5 kalır. En yakın yüzlüğe yuvarlıyorum. Son iki basamağı 43, 50'den küçük. Kendi yüzlüğünde kalır. 9200 olur. Son iki basamağı 71. Bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. O da 3800 olur. Çıkartıyorum. 0, 0. Yüzlüğe yuvarlayarak yapılan çıkarma işlemlerinde son iki basamak daima çift sıfır olur sevgili öğrenciler. 2'den 8 çıkmaz. Onluk kaldım. 8 kaldı. 12'den 8 çıkarsa 4 kalır. 8'den 3 çıkarsa 5 kalır. 5400 ve 5472. Nasıl bir fark var? 72 sayılık bir farkımız var değil mi? Şimdi onluğa yuvarlayarak çıkarma işlemine bakalım. Birler basamağında 3 var. Kendi onluğunda kalır. Yani 9240'ta. Birler basamağında 1 var. Kendi onluğunda kalır. Yani 3770'te. Çıkartacağım. 0. 4'ten 7 çıkmaz. Onluk aldık. 1 kaldı. 14'ten 7 çıkarsa 7 kalır. 1'den 7 çıkmaz. Onluk aldık. 8 kaldı. 11'den 7 çıkarsa 4 kalır. 8'den 3 çıkarsa 5 kalır. 5470. Bakın buraya baktığım zaman 5472'den 2 sayılık bir farkın olduğunu görüyorum. Tekrar ediyorum sevgili öğrencilerim. Yüzlüğe yapılarak, yüzlüğe yuvarlayarak yapılan tahminlerde işlemi daha hızlı bulursun. Yalnız sonuçtan birazcık uzaklaşırsın. Onluğa yapılarak yapılan, yuvarlayarak yapılan tahminlerde ise sonuca daha yakın bir sayı bulursun ama işlemin biraz uzayabilir. Etkinliklerde derse işte yüzlüğe yuvarla, onluğa yuvarlayarak yap, onu mecbur yapıyorsun. Ama herhangi bir şey söylemezse ve sayı 4 basamaklıysa ya da 5 basamaklıysa sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak etkinlik tamamlanır.